İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam Programı ile yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Evet, baş dönmesinin nedenleri ve bitkisel çözüm yollarıyla başlayalım. Baş dönmesi. Baş dönmesinin birçok sebebi var. Bunların başında yüksek tansiyon, düşük tansiyon nedeniyle beyne aşırı oranda kan pompalanması veya yetersiz kan akışı veya kişinin aşırı alkol kullanması. Bağırsaklarında mantar olan kişi de alkol kullanmasına gerek yok çünkü mantarlar daha toksik madde üretir. Yani birçok sebebi olabilir. Bazı insanlarda da farklı bir baş dönmesi var. Yani baş dönmesi genellikle iç kulağın içerisindeki salyangozun üzerinde denge organı var. Yay şeklinde. Bunun içerisindeki kristallerin oynaması, azalması, çoğalması, içindeki sıvı da biraz anormallik, denge kaybına sebep olur. Denge kaybına sebep olur. Bazı insanlar da herhangi bir farklı bir rahatsızlık, bu seyahat hastalığı, kinezya hastalığı diyebiliriz. Bu da baş dönmesi, bulantı, kusma, şayet seyahat esnasında oluyorsa bu biraz farklıdır. Mesela bazıları araba sürerken baş dönmesi, bulantı, kusma veya arabadayken herhangi bir vasıtayla, bazıları gemiyle, uçakla, vapurda baş dönmesi, kusma, bulantı gibi rahatsızlar olabilir. Seyahat esnasında ortaya çıkan bulantı, kusma, baş dönmesine karşı zencefil bu çiçeği, zencefilin kökünden elde edilen çok özel özütüne damıtılarak destilasyonla elde edilen özütüne ekstra denir. Zencefil ekstresinden elde edilen çok güzel bir formül geliştirdik. Yıllarca Almanlar bunun üniversitelerde hastalar üzerinde denemişler, etkisi ispat edilmiş. Zencefilin özütünden yani bitki ekstresinden elde edilen damladıracak kapsüller seyahat esnasında ortaya çıkan baş dönmesi, bulantı, kusma gibi rahatsızlara %100 etkili. Yani mükemmel bir şey. Türkiye'de genellikle daha çok ne kullanılır? Bilinen nane. Nane kullanılır. Nane de etkili fakat nane ağır olmayan vakalarda, mesela uzun otobüs yolculuklarında vesaire kullanılır. İyidir. Fakat zencefil klinik rahatsızlığı olanlar için idealdir. Efendim, şayet kişide denge, baş dönmesi problemi, iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki kristallerin oynaması, sıvının azalması veya çoğalmasından kaynaklanıyorsa o zaman farklı bir bitki gerekir. Nedir? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba iki loplu demek. Ginkgo'nun birleşimindeki etken maddeler çok çok az. %0,5. Bu nedenle ginkgo'nun çayını içse kişi hiçbir anlamı yok. Yani vardır da bir ton içmesi gerekir belki. Yani çok az etken madde. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Ginkgo'nun ekstresini damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen bitki özütüne ginkgo ekstresi denir. Sıvı veya toz halinde ekstresi var. Biz bunu ne yaptık? Ginkgo forte diye birleşiminde zencefil, zerdeçal, ginseng, alıç, zeytin yaprağı gibi bitki ekstrelerinden oluşan çok mükemmel bir kombinizasyon oluşturduk. Eğer ki iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüy hücreleri, denge organı, salyangozun üzerindeki denge organındaki anormallikten kaynaklanırsa baş dönmesi ginkgo ideal. Yüksek tansiyondan kaynaklanıyorsa baş dönmesi, buna karşı alıç. Alıç yüksek tansiyonu çok kısa sürede dengeler. Düşük tansiyona da iyidir fakat düşük tansiyon için biberiye daha idealdir. Bu da biberiye. Yüksek tansiyon genellikle erkeklerde, bayanlarda da çok olur da erkeklerde daha çoktur. Yüksek tansiyon problemi yaşayan kişi kullandığında, bunun da biz çok özel bir formül geliştirdik. Alıç forte diye. Alıcın yaprak ve çiçeğinin
ekstresi, özütü. Bazıları ben arıyor diyor ki ben alıç aldım kullanıyorum hocam. İşte çayını içiyorum. İyi güzel de hangi alıç? 90 çeşit alıçtan pardon. Sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır ve bu tıbbi maksatla kullanılan loplu ve kertikli alıcın da nesi kullanılır? Yaprak ve çiçeği, meyvesi değil. Meyvesi de etken madde içerir de yok denecek kadar az. Meyvesi yenen alıcın yaprak ve çiçeği çok az etkili. Bu bizim kullandığımız meyvesi yenmez. Çok küçük, içi çekirdek dolu. Bunun yaprak ve çiçeğinin damıtılarak veya destilasyonla elde edilen bitki özütü kullanılır. Ekstresi. Yüksek tansiyona karşı alıç. Tabii ki beyine kan akışında oluşan yüksek tansiyon nedeniyle büyük basınç ortadan kalkarsa baş dönmesi problemi ortadan kalkar. Düşük tansiyon da aynı şekilde baş dönmesine sebep olur. Çünkü beslenemez. Hormon anormalitesi ortaya çıkar. Bu da genellikle bazı bayanlar yoğun adet görür vesaire. Kansızlık problemi ortaya çıkar. İşte belli miktarda kan kaybı olur. Bunu tamamlayamazsa vücudu ne olur? Böyle bir problem ortaya çıkar. Biberiye düşük tansiyona karşı dünyada en etkili bitkilerden birisidir. Biberiyenin bir özelliği daha var. Nedir? Antioksidan, anti-aging. Nedir? Antioksidan serbest radikalleri yok eder. Serbest radikal, dioksitler, peroksitler vesaire kanda dolaşan, serbest dolaşan bu iyonlar tehlikelidir. Neden tehlikeli? Vitaminleri, mineralleri, enzimleri tahrip eder. Saldırgandır. Yani kuduz köpek gibidir. Her şeye saldırır. Vücutta dolaşan serbest radikaller bağlı değil. Serbest olduğu için. Bu biberiye kandaki serbest radikalleri yok eder. Kişiyi genç, dinç tutar. Düşük tansiyonu önler. Biz de bağlantımız var. Bununla da ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Biberiye Forte, düşük tansiyon problemi olan bayanlar için özellikle ideal.